modelledikten sonra sıra tekerleğimizi modellemeye geldi. Bu işlem için bir tane silindir kullanacağım. Silindiri seçtikten sonra şuradaki merkez baz alarak şöyle dışa doğru çap veriyorum. Tabi şu anda kenar sayısı çok az olduğu için bunu fark edemiyoruz. Yükseklik verelim. Ardından şuradan sayacağız. Kenar sayısını arttıralım. Kenar sayısı ne kadar fazla olursa o kadar düz olacaktır. Şu anda arkadaşlar perspektiften baktığımızda şu bölgenin özellikle buradaki segmentlerin merkezde birleştiği herhangi bir nokta görmüyorum. Bunu oluşturmak için de çap segment kısmına buraya yine buradaki değer kadar şu şekilde girebiliriz. Veyahut da biraz daha az girelim. 20 enter yapalım. Şu şekilde şuradaki segmentlerin merkez noktada birleşmesini de sağlayalım. F tuşuyla yan görünüşe geçelim. Ve bunu sağa tıklayıp Convert to Table Poly diyelim. Edit Table Poly objeye dönüştürdükten sonra şurada Vertex moduna geçelim. Şöyle boş bir yere tıklayayım. Ardından şuradaki merkezdeki vertex'i seçin. Sağa tıklayın ve Convert to Face deyin. Bu kısmı arkadaşlar yüzeye çevirsin. Buradan Grow diyerek şöyle seçimimizi genişletelim. Şurayı da genişletelim. Yeterli gelecektir. Delete ile siliyorum. Aslında bir aşama daha. CTRL'e şurayı shrink demek suretiyle bu kısmı silsek yeterli gelecektir. Bunları yaptıktan sonra şöyle perspektiften de bakalım. Ayarladık arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Üst görünüşe geçip bulunan jantı birbirine ölçüleri uyumlu olacak şekilde ayarlamak olacak. Bu işlem içinde jantı ve buradaki diğer objemi seçip sağa tıklayıp Height Unselection diyelim. Bunlar dışında ekranda herhangi bir obje kalmamış olur. Buradaki jantı seçtikten sonra W tuşuyla bunu şöyle taşıyorum. Ardından şöyle bakalım. Şu anda uyum açısından bir sorun yok. Ve geliyorum buraya. Şuradaki Vertex moduna geçerek şu kısmı siliyorum. Silme işlemini yaptıktan sonra şimdi perspektiften bakalım. Simetri çalışacağız yani. Kenar moduna geçiyorum. Şuradaki kenarlardan bir tanesini seçip şöyle Shift ile paralelindeki kenarları seçiyorum. Chamfer işlemi uyguluyorum. Chamfer miktarını arttırıyorum şu şekilde. Ardından çek işaretiyle işlemi onaylıyorum. Şimdi buradan üst görünüşe geçiyorum. Buradaki poligon alt seçeneğine geçiyorum. Buradaki yüzeyleri seçeceğim arkadaşlar. Şöyle yüzeylerimizi seçelim. Bunları seçtikten sonra şu iki kısım buradaki su oluğu olsun. Bunları yüzeyleri seçtikten sonra insert deyip bunları by polygon, yani her obje kendi poligonunda ölçeklensin. Şöyle ayarladım bunu. Ardından perspektiften baksak daha faydalı olacak. Buraya bir de bevel etkisi verelim. Şöyle değerini azaltalım. Şuradaki değeri de azaltalım. Şöyle. Bakın bu şekilde ayarladık. Çek işaretiyle işlemi onaylayalım. Buradan üst görünüşe geçelim. Şu kısmı biraz genişletebiliriz. Bu bölümü. Birinci olarak şu bölgeyi seçtim. Tekrar buradaki vertexleri de seçerek dahil ettim. Şuradaki vertexleri de seçiyorum. Ardından bunları biraz şöyle
Yakınlaştırıyorum. Sonra arkadaşlar buradaki kısmı seçip komple buraya rotate döndürme işlemi yapacağım. Döndürme işlemi için de buradan E tuşuna basarak bakın tamamen şu aksında yapabiliriz. Şu anda Z aksında yapacağız bu işlemi. Birazcık döndürüyorum bunu. Şu şekilde. Ve objeye simetri modifiyeri uygulayalım. Simetri modifiyeri. Simetri modifiyeri merkezi şuradan olacak şekilde ayarlayalım. Bunu Y yönünde aynı alacağız. Bakalım. Evet, Z yönünde olması gerekiyormuş. Ardından merkez noktadan tutup bunu bir miktar şöyle dışa doğru alıyorum. Bu kısmı da ayarladıktan sonra üst görünüşe geçelim. Şuradaki vertexleri biraz yakınlaştırmamız gerekiyor. Vertex özellikle şu bölümdeki vertexleri bunları tam merkez noktaya taşımamız gerekiyor. Şöyle ayarlayalım. Tekrar simetri diyorum. Simetri dedikten sonra arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bu arada etkiyi tam görebilmek için şöyle boş bir yere tıklayalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi bölgede oluşan etkiyi gözlemliyorsunuz. Yine üst görünüşe geçip buradaki yüzeyleri seçip de bunlar üzerinde de aynı etkileri oluşturabiliriz. Burada edge kenar modundayken veya da poligon moduna geçelim. Şuradaki poligonları seçelim. Şunları şuradaki poligonları seçelim. Bunları insert ardından bevel etkisi verelim. Ve tekrar simetrik olarak bakalım buraya. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Tabi buna Turbo Smooth modifiyeri uygularsanız biraz etkisi kaybolacak bunların. Bu nedenle Turbo Smooth uygulamıyoruz. Ardından arkadaşlar F4'e basalım. Kenarlarımızı da kapatalım. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi lastiğimizi de modellemiş oluyoruz. Buna bir renk tayin edelim.